Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tutku. Birkaç hafta önce Tapin'in Air Fry'ini almıştım. Easy Fry and Grill klasik olan modelini. Zaten sizle birlikte de kutu açılımını ilk defa birlikte yapmıştık. O videoyu izlemediyseniz buraya bırakırım. Mutlaka izleyin çünkü o videoda ilk böyle özelliklerinden bahsediyorum. Bu videoda özelliklerinden daha çok neler pişiriyorum, kaç dakikada ne kadar sıcaklıkta pişiyor vesaire bunlardan bahsettim. Ama ilk videoda patates kızartmasını, yani patatesi ilk defa yaptığım için bilmiyordum. Izgara aparatına koyup onun üzerine yapmıştım. Daha sonra ızgara aparatını çıkartıp pişirdiğimde çok çok daha lezzetli olduğunu öğrendim. Çünkü ızgara aparatında patatesi birazcık yağladığım için ızgara aparatı olduğunda o yağı aşağı akıyor ve patates daha kuru oluyor. Şimdi ızgara aparatını çıkartıp normal şekilde pişirdiğim için çok çok daha lezzetli oluyor. Bunu keşfettim. Onun haricinde ürünün zaten çok böyle bir elektronik olmadığı için, dijital modeli olmadığı için ekstra bir özelliği yokmuş. Kullandıkça çok çok memnun kaldım. Gerçekten iyi ki almışım diyorum. Bu zamana kadar niye almamışım? Çünkü benim elim, ayağım, her şeyim oldu. Evde yemek mi yok? Hemen 10 dakikada bir şeyler pişiriyorum. Zaten videoda da göreceksiniz. Hem zamandan hem elektrikten tasarruf ediyorum. Daha az yağla güzel lezzetli yemekler yapıyorum. Ben çok memnunum. Bu arada evde de kuşlar var. Onların sesinden dolayı kusura bakmayın. Videoyu ilk önce patatesi yaparak başlıyoruz. Tekrardan patates yapımını göstermek istedim. Çünkü genelde en çok merak edilen şey airfryde patates gerçekten kızartma gibi oluyor mu sorusu. İlk videoda acemi olduğum için tekrardan bir göstermek istedim. Çünkü defalarca patates yaptım birkaç haftadan beri. Yaptıkça da daha iyi öğreniyorsunuz zaten. Yalnız videonun ilk giriş kısmını yanlışlıkla sildim arkadaşlar. O yüzden böyle orta bir yerden başlayacağım patatesi yapmaya. Daha fazla uzatmadan tariflere geçelim. Yani yine çok bir yağ eklemiyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ya ilk videoda tam istediğim sonucu elde edememiştim. Çünkü hem ızgaranın üzerine pişirdim. İlk deneyim olduğu için bilmiyordum. Hem patateslerimi biraz kalın doğramıştım. Hem çok az, neredeyse hiç yağ eklememiştim. O yüzden de çok fazla istediğim sonuç olmamıştı. Ama işte kullandıkça, böyle deneyim kazandıkça çok daha güzel oluyor. Yani en son yaptığıma bu ızgarası şekilde gerçekten bayıldım. Patateste, normal sebzelerde hiç ızgarayı kullanmaya gerek yokmuş. Şimdi böyle yağın tuzunu güzelce karıştır. Patatesler tam 20 dakikada gerçekten çok güzel kıvamda oluyor. Şimdi bir 10 dakika böyle pişecekler. 10 dakika sonra çıkartıp şöyle bir tahta kaşıkla karıştıracağım. Ters yüz edeceğim. Bir 10 dakika daha pişecekler. O zaman tam kıvamında oluyor. Böyle yerleştirdim. Şöyle zaten 200 derece 20-25 dakika ideal diyor. 200 derecede başlattım. 12 dakika falan oldu. Şimdi çıkartıyorum. Bakar mısınız? Aşırı güzel oluyor. Yani böyle gerçekten daha kızartma gibi oluyor. İlk başta ben nereden bileyim? Şöyle bir karıştırıyorum. Hani bilmediğim için o ızgara aparatını hep koymam gerektiğini zannediyordum ama böyle şeylerde ızgara aparatına hiç gerek yokmuş. Kendi yağıyla böyle daha güzel oluyor. Karıştırdım. Şimdi tekrar artık zili ötene kadar, bitene kadar pişecek. Bir kere karıştırmak yetiyor patateste. Ve bitti. Çıkartıyorum. Bakar mısınız? Şahane görünüyor. Dışı çıtır, içi yumuşak. Çok az yağla. Sadece 20 dakikada evde asla koku yok. Hiç kokusu yok. Gerçekten airfryer'ın galiba kullandıkça en sevdiğim özelliği. Patates de yapsanız, köfte de yapsanız ev asla kokmuyor. Evet, şimdi de köfte yapacağım. Izgarasını yerleştirdim altına gördüğünüz gibi. Şöyle 14 tane köfte sığdı. Benim köfteler de bayağı büyük arkadaşlar. Ev köftesi. Yani yaklaşık 14-15 tane sığabiliyor rahatlıkla. Daha önce tavuk kanadı, işte tavuk göğsü falan yaptım ama hiç köfte pişirmedim. Benden sonra şimdi ilk defa pişireceğim köfteyi. 12-15 dakikada piştiği söyleniyor. Ben de öyle tahmin ediyorum zaten. Yine 200 derecede şöyle 15 dakikaya getirdim. Ama birazdan çıkartıp bir ters çevireceğim köfteleri. 6 dakika falan oldu arkadaşlar. Şöyle bir çıkartıyorum. Wow! 6 dakikada neredeyse pişirmiş köfteleri. Bakar mısınız? Şimdi bir çevireceğim bunu. Şöyle çevirdim. Tekrardan takıyorum. Vallahi çok çabuk pişiriyor köfteyi. Nasıl oldu acaba merak ediyorum. Tatam. Ay harika görünüyor arkadaşlar. 15 dakikada pişirdi ya. Vallahi mükemmel kızarmış. Bakar mısınız?
köftelerimi tabakladım. Ay o kadar güzel görünüyorlar ki arkadaşlar. Hatta ben bir tanesini içinde böldüm, piştim pişmedim diye kontrol etmek için. Gördüğünüz gibi gayet de güzel pişmiş, kızartma köfte gibi tadı. Baktım ama tekrardan bakacağım sizin yanınıza. Mükemmel. Hatta şu an Marviş çıldırıyor yemek için ama sen yiyemezsin aşkım köfte. Hiç yağ eklemedik yani, zaten kızartmıyoruz. Sıfır yağlı 15 dakikada bu lezzet şahane. Fırındaki gibi kuru olmamış, böyle sanki tavada kızartmışız gibi. Bayağı kızartmanın köfte patatesin köftesi gibi olmuş. Bayağı iyi. Gerçekten bayıldım. Şimdi köfteleri aldıktan sonra ızgarasını çıkarttım. Bakar mısınız? Köfteler pişerken tüm yağı böyle aşağı akmış. Vallahi ızgara özelliğine bayıldım bugün. Köfte de kendini gösterdi yani. Fazla yağ akmış. Bugün de airfryer'de tavuk göğsü yapacağız. Ben daha önce yapmıştım ama o zaman kanatla birlikte böyle sosladığım, marine ettiğim tavuk göğsünü yapmıştım. Bugün yağ sürmedim. Sadece tuz ektim arkadaşlar. Şöyle de üzerine, altına üzerine 3 tane çizik attım bıçakla. Bu şekilde 200 derecede 15 dakikada pişireceğiz. Daha önce yaptığımda altına pişirme kağıdı sermiştim, yağlı kağıt, ama bu sefer onu da sermedim. Bir de böyle deneyeceğim. Çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir de dün köfteleri çevirdim ya ben arkadaşlar. Aslında bu ızgara özelliğine bence çevirmemize de gerek yok. Çevirdiğimde altı ile üzeri arasında pek bir fark yok. Yani altı da üstü de aslında aynı derecede pişiyor. Onu da şimdi tekrardan aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Çevirmeniz şart değil. Ben yine de hani içim rahat etsin diye çeviriyorum ama şimdi tavuğumu şöyle yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 200 derecede şöyle 15 dakikada şöyle 15 dakikada çalıştırdım. Böyle çıkardım arkadaşlar. Bir 10 dakika falan oldu. Ters çevireceğim. Hatta ters çevirirken şöyle arkasını da göstereyim size. Aslında köftenin de tavuğun da şeyi aynı oluyor. Önüyle arkası bir türlü çeviremedim ama aşırı bir fark yok aslında. Altı da pişmiş, çok az burası çiğ kalmış. Tekrardan şimdi koyacağım. Öptü, bakıyorum. Biraz daha pişireceğim arkadaşlar. Ya 15 dakika az geldi. Yani aslında üzerine şöyle 180 derecede 9-17 dakika diyor ama benim tavuk göğsü mü kalındı anlamadım. Yani birazcık böyle pembemsilik var gibi. Bir hemen 5-10 dakika daha koyacağım şimdi. Sanki soslayıp yaptığım zaman da 15 dakikada pişmişti ama bunu marine etmediğim için bilemedim kalın mı geldi. 5 dakika oldu. Çıkarıyorum artık. Ve işte tam istediğim gibi olmuş. Çok güzel kızarmış, mis gibi kokuyor. 20 dakikada bu hale geldi. İçi falan da güzel pişmiş oluyor arkadaşlar. Dilerseniz dediğim gibi altına yağlı kağıt koyabilirsiniz. Dilerseniz koymayın, o size kalmış. Çevirseniz de çevirmeseniz de çok güzel oluyor. Bunda küçük bir parça vardı ya şurada. Onun tadına baktım şu an, yarısı ağzımda. Gayet güzel olmuş. Sıfır yağ yani. Hiç yağ eklemedim. Sadece airfryer'de üzerine tuz ektim biliyorsunuz. Dilerseniz marine ederseniz de çok güzel oluyor. Böyle ballı, ketçaplı falan. Ama bu da hani böyle sağlıklı beslenenler, diyetli olanlar, spor yapanlar için sıfır yağla çok güzel olmuş. Dışı böyle çıtır, içi daha sulu. Bayıldım ben. Dışarıdan eve yeni geldik. Şimdi evde yemek yoktu. Annem dedi ki hemen kabak kızartalım. Ben dedim dur kızartma. Airfryer'ı bugünler için aldık. Hemen hızlıca hem de böyle sağlıklı bir kabak yapalım dedim. Hem deneyelim. Ben kabağı karışık sebze olarak denedim ama böyle tek şekilde denememiştim. Yağlamadım arkadaşlar. Sadece birazcık tuz ekeceğim şimdi üzerine. Altına ızgarasını koydum bu sefer. Hani yağlamadım ya, bakalım ızgarada bir pişireyim dedim. Deneyeyim nasıl olacak. Hani diyette olanlar falan çok fazla kabak, hani az kalori diye tercih ediyorlar ya. Aslında birazcık zeytinyağı koysam olurdu ama bilmiyorum. Bir yağlayasım gelmedi bugün içimden. Şöyle tuz ekiyorum. 200 derece. 180 yapmayayım dedim. 200 yaptım. Hemen buradan da şöyle 20 dakika başlattım. 10 dakika oldu. Bir bakayım dedim. Yağ eklemeyince de böyle yanıyor gibi mi olmuş? Bir karıştıralım. Karıştırdım. Bir 10 dakika daha pişecek. Yağ eklesem kesin daha güzel olurdu ama bence böyle de güzel olacak. Bakalım, her türlü deneyelim. Şimdi tabakladım, tadına da baktım. Çok güzel olmuş. Yağsız böyle tam diyet yemeği gibi. Üzerine sarımsaklı yoğurt falan dökerseniz baharatlarla çok çok lezzetli olur. Bayağı beğendim ben. 20 dakikada sıfır yağla
böyle kabak kızartması yerine daha sağlıklı bir öğün yapabilirsiniz. Evet, şimdi de şöyle mesela işte anlık bir tatlı krizimin geldiğini varsayıyorum. Bir küçük muzu ezdim. Yarım su bardağı yulafuyla böyle karıştırdım. Üzerine çikolatalar ekledim. Hemen airfryer'da böyle fit bir cookie yapacağım. Bakalım, ilk defa deneyeceğim ben de bunu. Çok pratik olacağını düşünüyorum. Daha önce yapanlarda da görmüştüm. Bakalım nasıl olacak. Şimdi böyle hazırladım. Şimdi 180 dereceye getirdim. Şöyle kapatayım bir de. 10 dakikalık bir ayarlıyorum. Bakalım az olursa bir bakarız 10 dakika sonra. 5 dakika falan daha pişiririz. Şöyle 180 derece 10 dakikaya ayarladım. Oldu, öttü. Bakalım, açıyorum. Gayet güzel olmuş bence. Yani şöyle bakayım buralarda pişmiş mi diye. Pişmiş arkadaşlar. Sadece bu taraf bir tık daha fazla kızarmış. Ama çok güzel görünüyor. Bakalım şimdi tadına da bakacağım. 10 dakikada fit cookie yaptık. Bir de şöyle de göstereyim. Yağlı kağıt koyduğum için hani böyle akışkan da bir şey olmadığı için airfryer hiç kirlenmedi. Yani şu an hiç yıkama gereği duymuyorum bunu. Böyle aklınızda olsun, hani kuru bir şeyler yapacağınız zaman yağı olmayan direkt yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Hiç kirlenmiyor bu şekilde. Şu anda tadına bakıyorum. O kadar güzel olmuş ki Starbucks şurabiye gibi. Sadece 3 malzemeyle 10 dakikada süper olmuş gerçekten. Tatlı kriziniz geldiğinde hem bu tarifi deneyebilirsiniz hem de airfryer'da böyle çabuk çabuk fit kurabiyeler yapabilirsiniz. 10-15 dakikada süper oluyor. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Tutku bir şeyler daha denedikçe bu seriyi çekmeye devam et derseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ben de ona göre devamını çekerim. Bendeki klasik olan modeli açıklama kısmına da ürünün linkini bırakırım. Dilerseniz oradan fiyatına vesaire bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, sizin için faydalı olduysa beğene tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.